Selçuklu Devleti'nin son yıllarında bu devletin yıkılmasından sonra ve Osmanlı Devleti'nin başlangıç döneminde Anadolu'da beyliklerin merkezinde Arapça ve Farsçadan geniş bir çeviri hareketi gerçekleşti. Bu merkezlerde ilk yapıtlarını veren yazarlardan daha sonra Osmanlı Sarayı'na giren ve Osmanlı Sarayı'nca korunanlar oldu. Garipname Mesnevisi'nin sahibi olan ve Yunus Emre yolunda ilahilere bulunan Kırşehirli Aşık Paşa, İlhanlıların Anadolu valisi Timurtas'ın vezirlerindendi. Süheylü Nevbahar, Mesnevisi'nin sahibi Hoca Mesut, Kenine ve Dimne çevirisini Aydınoğulları Beyliği'nde kaleme almıştı. Hüsrev Hüsrin Manevisi'nin yazarı Fahri, Aydınoğulları Beyliği'nde yetişmişti. Hürşidname Mesnevisi'nin sahibi Süheyloğlu Mustafa, İskendername Cemşüdü Hürşid Mesnevilerinin sahibi Ahmedi, Divanı ve Çenginame Mesnevileriyle tanınan Ahmet Dahi, Hüsrev-i Şirin Mesnevisinin sahibi Şeyhi, Germiyanoğulları Beyliği'nde yetişmişti. Bu dönemde özellikle İran şairlerinin kaside ve gazellerinde işlenen içki, aşk, tasavvuf, eğlence konuları, onların kullandıkları imgeler, başvurdukları benzetmeler Türkçe'ye aktarıldı. Gene bu örneklere dayanan aşk, serüven, tasavvuf konuları ile ilgili mesneviler yazılıyordu. Ancak uzun ünlüsü olmayan Türkçenin aruz vedine uydurulması güçlükler yaratıyordu. Böyle olduğu halde başlangıçta Türkçe sözcüklere, deyimlere, hatta atasözlerine şiirde geniş yer veriliyordu. Halk diliyle kahramanlık işleyen yapıtlar, dinsel edebiyat ürünleri de vardı. Tokat Kalesi Dizdarı, Arif Bey, 1. Murad'ın Dansmend Nameyi, arkadaşlar burada Dansmend Name ile ilgili bilgi verelim arkadaşlar. Dansmend Name aslında 1311 yılında yazılmıştır arkadaşlar. Ama günümüze ulaşan yazmayız arkadaşlar. Ancak 1577 yılındadır arkadaşlar. Kaleme almıştı. Aynı nitelikli dinsel, destansı yapıtlardan Battanname ve Saltukname metinleri sonraki yüzyılın ürünleri arasındadır. Ahmediye'nin kardeşi Hamzavi'nin gene aynı nitelikli Hamzavi'nin amesi din ve kahramanlık konularını birlikte işleyen halk diliyle yazılmış yapıtlardandır. Sadreddin'in Destanı Geyik, Destanı Ezderhası, Tursun Fakıh'ın Kıssayı Mukaffa, Gazavat-ı Emri Müminin Alisi, Beypazarlı Muazzaoğlu Hasan'ın Fethi Kale-i Selasil Cendadil Kalesi Cengi gibi yapıtları halk kitapları arasındadır. Arkadaşlar burada bir sponsorumuz var. Kanalda bir sponsor aldık. Harp Tarihi kanalı arkadaşlar. Harp Tarihi kanalında birbirinden masalın videoları hem Osmanlı tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından birbirinden kaliteli yapıtları belirtiler aralıklarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalımın size sunduğu şöyle bir iyilik var. Eğer Türkçe dil bilmiyorsanız ve eğer yabancı bir dile vakıfsanız, yani mesela İngiliz olabilirsiniz, Alman olabilirsiniz, Fransız olabilirsiniz, Rus olabilirsiniz. Yani Türk vatandaşlığı dışında bir dile mensupsanız arkadaşlar. Bu kanal arkadaşlar size de ihmal etmiyor. Bu arkadaşlar size kendi dilinizi alt yazı şeklinde izleme imkanı sunan birbirinden başarılı yapıtlara imza atan bir kanal arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu kanal yani YouTube Türkiye'de tarih videoları çeken en başarılı ilk 5 kanal arasına girer arkadaşlar. Bu kanala ve benim kanalıma arkadaşlar abone olursanız biz ve ilgili kanal gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar.